Buray Bey merhaba. Merhabalar. Ben bu ara sık sık karşılaşır hale geldik. Farkında mısınız? Farkındayım, farkındayım. Nasılsınız? İyilik sizi sormalı. Alışveriş yaptık galiba. Aynen. Buray Bey, müsaadeniz olursa hani sizinle magazinde konuşabiliriz, şarkıları da konuşabiliriz ama müsaadeniz olursa bugün başka bir şey konuşalım. Tamam. Türkiye son bir haftadır yine iki tane kız çocuğunu ağlıyor. Yani iki tane kız çocuğumuz bir caninin ellerinde can verdiler. Hani çok elim günlerden geçiyoruz, çok zor günlerden geçiyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Bıktık yani, bıktık, buramıza geldi artık bazı şeyler. Nereye baksak, sosyal medyaya baksak, gazetelere baksak, haberlere baksak her yerde bu konular var ve bütün kadın, özellikle kadın arkadaşlarımın hikayelerinde bir huzursuzluk var. Özellikle de son dönemde gerçekten büyük bir artış var ve yani ciddi bir toplumsal sorun bu. Sadece kadınlar için değil, erkekler için de böyle. Çünkü herkesin kardeşi var, kız kardeşi var, annesi var ve bu toplumsal bir sorun. Yani ben cezai artırımların yapılmasını, artırılmasını doğru buluyorum. Dün hatta Adalet Bakanlığı'nın açıklamasını da okudum. Aynen, bir cezai yaptırımlar hakkında bir reform yasası çıkarılacakmış. Bu çok güzel bir haber. Şu an bunu konuşuyor olmamız bile aslında çok güzel bir haber. Çünkü medyanın da desteğiyle her yerde bu olayın çalkalanması en azından toplum bilincini artırıyor ve yani bir farkındalık yaratıyor en azından. Bu dünya genelinde olan bir sorun bu arada. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada da bu var. Hatta New York'ta, Amerika'da, başka memleketlerde dizi senaryosu bir oluyor ama bu son dönemlerde gerçekten arttı. Yani sadece kadına değil, hayvana taciz, çocuklara taciz, bir şiddet var ortada. Doğaya da bir taciz var. Ve sadece cezayla değil, bu bence, ben gene dönüp dolaşıp işi aile sevgisine ve eğitime getireceğim. Ağaç yaş iken iyidir çünkü. Bir çocuğa, işte bir kadınla nasıl ilişki kurması, nasıl sevgiyle yaklaşmasını önce anne baba öğretmesi lazım. Eğer yani ailevi sorunları da olabilir insanın ama bunu ilkokulda öğretmen devralması lazım. Küçükken çocuğa sevgiyle, şefkatle doğaya, kadına, hayvana nasıl yaklaşacağını öğretilmesi lazım diye düşünüyorum. Toplumsal bir rehabilitasyona ihtiyacımız olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle, kesinlikle. Bu bilinç, yani şu an en azından bu gündemde bu konu konuşulurken herkesin de gerçekten bilinci açılıyor, farkındalığı açılıyor. Ve ben yine dediğim gibi bunu eğitime getireceğim yani. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye'de, İstanbul'da kendinizi güvende hissediyor musunuz? Erkek olarak bile hissedemiyoruz. Kadınlar, yani ben çok haklı buluyorum herkesi. Ve bu toplumsal bir mevzu, yani bu sadece kadınları da ilgilendirmiyor. Herkese ilgilendiren bir mevzu. O zaman acil çözüm diyoruz herhalde hep beraber. Acil çözüm. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha güzel yarınlarda daha güzel şeyler konuşuruz inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.